burada SMB'nin ilk seçimi çok daha çarpıcı, çok daha farklı bir şey olmalı. Belki de yasakladıkları şampiyonlardan birini açık bırakıp onları alabilirler oynuyorlarsa eğer, oynamayı düşünürlerse. Şunu soracağım Hetsu o zaman sana. Şimdi iki maçtır SMB teknik koridorda böyle karşı seçim falan yapmıyor. O erken aşamadan orta koridoru gösteriyorlar. Son seçim avantajı da rakipte olduğu için ikinci aşamadan da bir noktada üst koridoru seçiyorlar ve karşı seçim avantajları eriyip gidiyor. Ona yönelik bir şey yaparlar mı sence? Hı. Ya da yapmalılar mı? Yani bu. Bir değişiklik bu. Evet. Jinx ilk seçim geldi. Rakibin ormanını görmek istiyor belki de Supermassive tarafı kontrol almamak için. Şimdi Fenerbahçe burada erken bir Lee Sin tercihinde bulunabilir. Lee Sin'i istedikleri yere gönderebiliyorlar zaten. Bunun yanına bir buradan nişancı ekleme ihtimalleri mevcut. Ama sadece o da değil. Bunu kör yapmaz diye tahmin ediyorum. Yok. O gösteriyor. Muhtemelen değiştirecek. Sadece o da değil durum. Jinx tarafında. Jinx'i cezalandıramıyorlardı koridorda. Yani Jinx de ilerleyen aşamalarda başlarını dert açacak oyun uzarsa. Oyun uzamadı belki o kadar ama. Şimdi Kayseri burada Fenerbahçe Akademi gidiyor. Kayseri Natulius iyi bir hamle olabilir. Ama az önce izlediğimiz gibi Leon'a Jinx iyi bir karşılık olabilir ona. Burada Leona'ya da gidebilir aynı şekilde Fenerbahçe Akademi, bilmiyorum. Supremacy Blaze Akademi'den de benzerini görebiliriz. Tabi bu Karim Rill için bir numaralı tercih, onu biliyoruz. Onu biliyoruz fakat Viego'ya yönelmeyi tercih ediyor burada ki yasaklanıyordu. Şimdi Viego Lee Sin'i ormana göndermek için fena bir ortam yok. Bu da aslında burada desteğini Leona seçmesi için uygun bir ortam oluşturuyor bence Fenerbahçe adına. Burada Leona, en ideal senaryo ama onlar orta koridorlarını seçip iki tane orta koridor şampiyonu yasaklayabilirler de. Evet, yine Ahri'ye gittiler. Rahat. Şu an Ahri gayet iyi gözüküyor onlar için. Her ne kadar iyi bir erken oynanamasa geçen maçta. Yine maçın devamında herhangi bir problem yaşadığını görmedik Kunduz'un. Oyuna etki etmeyi başardı. Şimdi burada iki tane orta koridoru kendileri yasaklayacaklar. Bunlardan bir tanesi Sindir oldu. Diğeri Orianna olur mu? Çamanagazo'nun genelde gittiği şampiyon Orianna bu senaryoda. Ama Çamanagazo'nun cebi dolu. Daha geçen senesinde Zerat falan oynamışlığı var yani, öyle söyleyeyim. O yüzden bakalım nereye gidecek. Burada en Victor yasaklandı. Tam ben Victor diyecektim bu arada. Kamil mi anlayabilirler bu arada? Kamil değil, Yasuo banlıyor genelde burada. Yasuo'yu değiştirmiyorlar şu ana kadar. Yasuo gelebilir yine. Bir ihtimal. Ama onlar da Lee Sin'in tekrardan üste gideceğini de düşünüyor olabilirler ama işte Fenerbahçe'nin güzel yaptığı şeylerden bu. Lee Sin'i aldıklarında nereye gideceğini kestiremiyorsun. Ellerindeki o oyun planı her an değişebiliyor ve Kindred yasaklandı. Bunun ortadan kalkması da Voli alabilirler. Voli yok burada. Zaten şey aldılar. Viego aldılar. Viego aldılar. Yok Fenerbahçe alabilir. Ha, Fenerbahçe. Yani Lee Sin'i üste gönderip o tarz bir şey yapabilirdi yani, ama sona saklayacaklar. Sona saklayacaklar bunu. Şimdi burada destek şampiyonlarını seçecekler. Bakalım neye gidilecek. Bu tabii ki gelmeyecek. Ne yani, Leona yok. Renata. Oo. Renata peki. Renata bu arada Natulius'a karşı problem yaşayabiliyor. Evet. Yani aslında Renata tank bir destek değil, tek yiyebiliyor. O yüzden dikkatli oynanması gereken bir koridor. Herhangi ne olursa olsun. Herhangi bir kaçış mekaniği de yok. Kaçış mekaniği işte zıpkın tutturup, o Q'sunu tutturup sersemletmek rakipleri. Çok tek güvenilir bu değil. Tabii 6'dan sonra rakip üzerinize gelirken ultinizi kullanıp hani kendinizi güvenliğe atma ihtimaliniz var belki. Ama bu da çok sağlıklı bir yapı değil. Gösterdiniz biz alırız. Sonunda. Ornn gelir mi bu arada? Son seçimden. Ornn Gragas. Şey yani şimdi ya, bu takımın, bu arada olabilir. Bu takımın disengage'e sahip olduğu zaman oyunun orta aşamasından itibaren acayip kuvvetleneceği kesin. Bu kompozisyonun. Ama o aşamalara kadar takımın yine 2'ye 2'leri, 3'e 3'leri falan çok kuvvetli değil. Erken aşaması yok takımın. Erken aşamayı böyle sağlıyorlar. Akşam açık. Ya oynanmak isterse akşam açık, Yasuo açık oynanmak isterse bilmiyorum ister mi? Burada bu da mantıklı olabilir ama ya. Tabii, ama Naknaku'nun tarzı değil işte buna böyle gitmek. Kompozisyonda Gragas'ı var bu arada sezon içerisinde. Takımda hiç CC yok.
bir yerlerden genelde Kerry'den yakalıyorlardı onu. Kerry'nin elindeki şampiyon da onun için çok ideal değil ama yani işte Nakniko'nun fark tarzı etmiyor. Fenerbahçe'de hiç önemi yok CC'nin vesaire olmaması. Jace'i tercih ettiler burada. Koridor baskısını her yerde kazanmak istiyorlar. Şimdi 3 koridorda da baskı kurabilecek eşleşmelere sahipler. Belki alt koridorda işler tabii Natilius'un hamleleriyle birlikte değişebilir ama üst ikili ittirme avantajına sahip ve koridor hakimiyeti sağlıyor. Bu noktada zaten oyun planının o tarafta olduğunu, üst tarafta olduğunu biliyoruz. 361 Efe de haritada istediği hamleleri yapacak muhtemelen üst koridor tarafında oynadığı müddetçe. Alt koridor biraz geride kabullense dahi Fenerbahçe'nin üst üçlüsü büyük bir fark yakalayabilir. Evet. Evet, üst koridorda yani Jace Renekton eşleşmesi Nakniko yine yaptı vallahi yapacağını. Yani biz kitle kontrol bekliyorduk, belki bir tanklık bekliyorduk ama işte onu görme fırsatı bulamayacağız. Yine kan dökülecek diyebiliriz her koridorda. O zaman serinin 3. maçına geçelim. Bakalım Fenerbahçe seriyi burada noktalayacak mı? Yoksa SMB geri dönüş sinyalleri mi verecek? Soruların cevabını almak için sunucu masasına geçiyoruz. Evet, analiz masasına teşekkürler. Durum 2-0. Fenerbahçe kazanırsa 3-0'la finali geçmiş olacak. Tabii 3. maçın seçim ve saklama ekranında bir şeyler değişti Jone. Jinx Supremacy tarafına gitti. Supremacy Blaze tarafına gitti. İşte orta koridoru Veigar geldi. Sen nasıl buldun seçimleri? Veigar şey açısından iyi. Takım savaşında etki yaratabilmek için yani birden fazla kara delik bir savaşta kullanma ihtimalin olabiliyor. Gerçi onun da bekleme süresiyle ilgili bir düzenleme yapılmıştı son zamanlarda ama yine de uzun süren savaşlarda iki tane kara delik kullanma şansınız var. Kitle kontrolü çok fazla oluyor. Ve bu kitle kontrolünün etrafında oynayabilecek şampiyonları var. İyi güçlenen bir kompozisyonu var. Papara Supremacy Blaze Academy'nin. Ama bilin bakalım yine teknik ordaları kimin güçlü oyunun erken aşamasında. Durum böyle olunca Veigar'la oyunun başında çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. En fazla koridorda Ahri gibi şampiyonlara karşı koridoru ittirebiliyorsanız kendinizi şanslı sayıyorsunuz. Yani Veigar'ların kaderi bu erken aşamada. Üst koridorda Renekton Jace. Evet, Renekton'da bir şekilde ya mesela şey yapılıyordu bir ara hatırlarsan, Renekton Jace eşleşmesi Sinsi Pençe falan alınıyordu. Ki üzerine atlayabilsin diye. Alır mı sence? Sanmıyorum ya. Ya bu, onu alması için böyle buranın böyle tamamen şey olması lazım. İzole olması lazım bu bir koridorun. Bir de çok tek düz oluyor. Hani evet. Takım savaşlarında çok tek yiyor. Evet. Bir de yani Nakniko hep bir destek alıyor. Ama diğer tarafta Aytekin'in böyle bir destek yok takımdan kendisine gelen. O yüzden Sinsi Pençe'yi alır. Belki bir iki pozisyonda tehdit yaratabilir. Ama orada rakipte iki kişi varken, üç kişi varken direkt tek yer. Aytekin'in destek almadığı konusunda katılmıyorum vardı sana. Nasıl çünkü destek ilk alıyor? Maç Nar'la gayet beklendik şekilde koridoru oynadı. Devamında işte dakika 7-8 gibi, evet dakika 7-8 gibi bir ormancı desteğiyle zaten koridor aşaması sonuçlandı ki hani Nar Jace eşleşmesinde öyle çok fazla bir şey de beklemezsiniz ama hani bir önceki maçta ne yapılabilirdi ki oraya ormancı gelse bile? Yok, bir önceki maç zaten çok apayrı. Ben genelden bahsediyorum. Hani Fenerbahçe'nin Nakniko'ya verdiği destek de Rüdeç etrafında. Tabii canım, zaten o Akademi Ligi'de en fazla. Aynen. O konuda birinci sırada Nakniko. Bir de yani şöyle söyleyeyim sana. Yani Aytekin'in aldığı destek, evet hiç destek almıyor diye doğru söylüyorsun. Ama Nakniko'nun alabileceği desteğin yanında bu şey kalıyor birazcık. Devede kulak gibi. Ya sırf o beklenti bile seni hep geride oynamaya iter. Yapabileceğin bir şey yok. Çünkü eğer rakip ormancının görüşüne sahip değilsen her saniye şey gibi beklemelisin. Efe burada. Peki, 361 Efe burada. Bu kağıt üzerinde belliyse neden kör seçim Renekton yapılıyor üst koridora? Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu veya kağıt üzerinde belliyken neden ikinci maçta kırmızı tarafı alıp da rakibin oyunu bozmaya çalışmıyorsun? Diğer bir soru da o. Benim esas sorum o. Yani bence orada bir hata var. Mavi taraf ısrarı neden bu kadar fazla? Evet, birinci ve üçüncü maçta zaten seçemeyecekti. Ama ikinci maçta en azından bir kırmızı taraf deneyip yani bir rakibin dengesini bozabilirdi. Papara Supremacy Blaze Academy. Hiç denemediler. Benim de garibime giden konu o. Evet, iki ormancı da mavi güçlendirmesi tarafından başlıyor. Haliyle eğer ki full clear'a giderlerse haritanın ters tarafında olacaklar seviye 4 olduklarında. Yalnız üst koridorda seviye 1 takası. Cebinde daha fazladan 2 iksir var. Nakniko birini kullanmış. Alt koridorda bir çipa tuttu. Seviye 2 çok yakın. Bir minyon sanırım seviye 2 yapacak. Aa yok, daha bu 2 minyon dalgası. Seviye 2'ler olunmayacak ama
Fena basar bırakmadı Meşet. Yalnız bu... ben Renata seçimi çok seviyorum çünkü... Yani kendi başına bir maçın kaderini değiştirebilecek destek profil çiziyor. Sıkıntısı şu yalnız. Bir kere böyle sıçrasını kaybettiğinde, pozisyon dışında kalmaya başladığı zaman önünü alamıyorsun. Ve kendi gerçekten o pozisyonlardan çok zor çıkarabiliyor. Ya bir de bu yürüme animasyonu o kadar ağır geliyor ki sanki bir baskın geldi mi hani böyle hiçbir şekilde kaçamayacakmış görüntüsü de veriyor Renata'nın. Psikolojik olarak o kısımdan bahsediyorum tabii. Ya aslında bir büyücü destekleyebiliriz herhalde Renata'ya rahatlıkla. Değil evet. mi? Ya bir karmadan çok bir farkı var mı hani tanklık konusunda? Hatta birazcık böyle şey, efsuncuya da kayıyor. Hani yaptığı şeyler itibariyle. Hı hı. Ama bir yandan yani nasıl diyeyim sana? Cadı falan diyesim geliyor. Hem böyle rakibi bozuyor. Hem kendi takım arkadaşını diriltiyor falan. Öyle bir şey var mı başka kit? Belki Zilean'da vardır. Yani evet. İkisi de tabii çok farklı ama günün sonunda benzer bir şekilde hayata döndürme anlamında takım arkadaşı. Bu arada Kerry sıçrasını kaybetti orada. Şurada bıraktı rakibinin üzerine. Paddy'ye hala sıçrasını koruyor. İşte zaten analiz masası da bahsetmişti bundan. Rell Nautilus'a karşı çok iyi bir seçim değil. Şimdi Rilech geldi alt koridora. O çalıya girerken minyonları görülmedi diye tahmin ediyorum. Şimdi sıçrayla birlikte bu oyun bir de çipa geldi üzerine. Paddy'ye da hiç tereddüt etmedi sıçra kullanmak için. Şimdi Ryup da yakalanıyor. Kralın hükmüyle birlikte. Bir anda Renata olunca Rilech sıçrasını aldı orada Ryup'un. Ve minyonları tecrübe puanını almakta şu anda sorun yaşıyor Ryup. Ama minyon algısı gelince yaklaşacak kule altına. Yani Dark Passage'in Fenerbahçe'ye karşı kazanma formülü de çok betlerdi. Sürekli Paco'ya ekstra skorlar, ekstra altın veriyorlardı. Ve maçta çok öne geçiriyorlardı. Belli bir noktaya kadar işe yarıyordu bu, evet. Ama işte alt koridor odağı olunca bu sefer Fenerbahçe'nin yan koridorları, yani daha doğrusu orta koridoru ve üst koridoru çok fazla baskı oluşturuyordu. Bu arada çipa duvarı tutmuyor. Paddy'ye çok önde kaldı. Son vuruş gelmiyor belki ama. Duvarı tutmamaktan öte sanırım ortada kesti mi orada Kerry? Yani geri mi çekti animasyonun ortasında? Ben mi yanlış gördüm? Ben sanki o animasyon başlamadı diye gördüm. Okay. Tuttu rakibini ama. Senin dediğin de olmuş olabilir bu arada. Şifayı kullanmak durumunda kaldı Meşet o pozisyonda. Hı-hı. Şimdi kule altına kadar ittirdikten sonra minyonları üste dönmek isteyebilir Ryup. Yalnız alt koridoru 361 F'den çok fazla sinyal geliyor. O şey birazcık hani hiçbir şeyiniz yok ne yapıyorsunuz orada sinyali bence. Yok bence geliyorum sinyali. İşte hiçbir şeyiniz yok ne yapıyorsunuz geliyorum. Ben geleyim. Yani. Totem ses dalgası tuttu ama o 2-1 isteyecek ki 360 RF'e. Şimdi rakibinin üzerine gidiyor. Paddy'ye yavaşlattı rakibini. Patlangaç da tuttu. Çipa da geliyor çipaya sıçratmak durumunda kaldı 360 RF'e. Kunduz Rilech'i kovalıyor buraya kadar geldi. Ayarton'u küçük tuttu. Çarpılın kullanımı biraz canlı yenilediğini gördük. Orada Rilech'in ve skor. Burada Kerry de kalıyor. Alt koridorda çok riskli hamleler ama skoru buldular. Yani Rilech bir türlü bu seriye giremedi. Maçın başında yine olumlu bir iş yaptı evet alt koridora geldi ama yani burada bu skor çok anlamsız. Zaten kaçmıştı orada. Hatta rakibin sıçrasını almışlardı. Neden böyle bir şey yaptı? Tam böyle Upper Supremacy Blaze Akademi'nin iyi başladığı bir maçta. Ekler mi? Yok. Oo, ulti hasarı. Ya bir otomatik saldırı daha çıksa düşürüyordu herhalde Şaman'a gazı. Yırtıcıyı da kullandı orada. Ben de çok cool gözüktüm. Dedim böyle ama bir tekliyormuş yani neredeyse. Tabii ya az önceki pozisyonda seviye 5 olarak geldik onu. İşte Jone şu orta koridordaki pasif baskı kurma olayından ben çok bahsediyorum aslında. Ve bir benzeri var. Ya Kunduz o kadar rahat oynuyor ki Veigar'a karşı koridoru. Evet. Seviye 5'te hiç Bahri alt koridor kayıcılığına gitmez normal şartlarda. Tabii. Bu sadece karşısındaki seçimle alakalı bir durum. Veigar'ın da yapabileceği bir şey yok. Böyle pozisyonlar Veigar oynuyorsanız rakibi takip edemezsiniz. Hı-hı. Çünkü bir tane ayartan öpücük yediğiniz anda bitiyorsunuz. Ya genel olarak sadece Veigar için de söylemeyelim. Tüm kontrol büyücüleri de aynısı geçerli aslında. Karşınızda bir suikastçı varsa o nehre öyle inmeniz hiç kolay değildir üzerinizde baskı varken. Ya bazı kontrol büyücüleri kendilerini koruyabiliyor. Veigar'da öyle bir şey yok. Yani en fazla kafes koyup hani dua edebilirsin inşallah gelmez üzerine diye. İnşallah.
Yani Orianna ile... İnşallah bu çalıda biri yoktur. Ama Orianna ile mesela hızlandırıyorsun rakibi. Yavaşlatıyorsun kalkanı var ekstra. İşte ultisine yer değiştirir falan. Bir şeyler olabilir. Veigar yani tek yönlü bir şampiyon. O noktada. O çalıya, o karanlıklara kafa attığın anda ölüyorsun Veigar. Ya da sıçanı veriyorsun. Peki eşya dizimi ne olacak sence Şaman Agazon'un? Hep buz artı Rabadon mu? Hep buz yapacak. Çünkü son dönemde çok fazla ikinci eşya Rabadon yapılıyor Veigar'a. Rakibin kırılganlığı Rabadon'u getirebilir. Yani full rotasyonda böyle Rabadon yaptığınızda ikinci eşya olarak yetenek gücünüz eğer bir de iyi kastlıysanız koridorda yaklaşık 600 ila 700 arası oluyor. Bu da tek rotasyonda birisini öldürmesini sağlayabilir. Ve o hasar tanklayabilecek hiçbir şampiyona sahip değil Fenerbahçe. Hepsi Veigar'ın full rotasyonundan teklenecek durumda. Tabi orada biraz işte Renata'nın yeteneği devreye girebilir. Yardım paketi miydi? Kurtarma paketi. Ama işte şey, o bile o sırada eğer skoru veya asist alamıyorsanız hayatta tutmayacak sizi. Evet tabi 3. maçın da başlangıcına baktığımızda aslında ilk 2 maçtan çok bir farkı yok. Ama şundan bahsetmek lazım. Bu sefer Jinx, Papara Supremacy Blaze'in elinde ve skor 10'da. Supremacy'nin tek skoru. Meşeydin elinde. Aytekin buradan uzaklaşmaya çalışıyor. Sıçrayacağı yere bir ses dalgası denedi ama arka taraftan da Çamanagazo buraya yaklaşınca birebir kaldıklarında hemen cezayı kesti Aytekin. Evet, yırtıcıyla geldi buraya hızlı bir şekilde. Çamanagazo ve dolaylı yoldan aslında skorun alınmasını sağladı. Evet, asist falan yazmadı ama oradaki varlığı hem 360'ın Efe'nin gelişini durdurdu. Şimdi alt korda orada Meşeydi yakalanıyor. Üzerinde tutuştur da var. Jüp! Skoru aldıktan sonra sıçrayla çıktı. Bir de oradan. Üst korda orada 361 Efe Aytekin'i yakaladı. Az önce sıçrayı kullanmıştı Aytekin. Buraya yaklaştığını görüyoruz. Rilic! Son anda kurtardı Aytekin'i. Bir de skoru buldu. Bu sefer doğru zamanda doğru yerde olmayı başardı Rilic. Orta korda orada. Padia'dan agresif bir sıçra. Kunduz. O da sıçrasını kullanarak uzaklaşıyor. O cisim kullansaydı kara deliğin köşesine takılacaktı. Öyle bir vakti yoktu yani. Tam böyle kara deliğin oluşma anında ortada kalacağı için sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Ama Kunduz'un hala ultisi var, onu unutmayalım. Ve ilk maçtan beri ilk defa Papara Supremacy Blaze Academy üst taraftan çok büyük bir üstünlük değil ama geriye düşmediler. Ya ilk maçta da evet belki şey diyebilirsin. Bunlar çok ileri düşmemişti mesela ama o şeşfinin nasıl gideceğini biliyorduk. İşte burada Renekton'la Viego Naknoko'ya zor anlar yaşatabilirler eğer bu şekilde devam ederse. Tabii canım Aytekin skor asisti buldu. Minyon da geride takip ediyor hala ama bu çok kabul edilebilir bir durum. Naknoko'nun erken öndeki baskısını göz önünde bulundurduğumuzda. Yalnız alamet Fenerbahçe'ye gidiyor ilk alamet. Bir de yani az önceki pozisyonda Meşeyt nasıl kule altında tek başına kaldı? Padiye yokken orada ne işi vardı kendi takım arkadaşları üst taraftan baskı oluştururken? O da onu geriye düşürdü bayağı ve Ryup'un en son Kaysa maçını bir önceki maçta söylemiştim. Bir ara 7-0-0'dı. Tempoyu aldığı zaman gerçekten çok çok kabus olabiliyor rakibe. Şu anda da minyon avantajı var Ryup'un. Sanırım az da olsa tecrübe puan avantajı da var. Rakibine karşı, Meşe'ye de karşı. Alt koridor tarafında da Fenerbahçe adına işler iyi gidiyor. Ben o 7-0 olduğum maçtaki kompozisyonu hatırlıyorum da orada Rüyup'u herkes aktif hale getirebiliyordu. Yani ultisini zıplıp kullanabilecek veya işte pasifini tetikleyebilecek pozisyonları vardı. Bu takım tam ona uygun değil gibi. Yani çok şartlı, koşullu kitle kontrolleri mevcut. O yüzden oynaması çok kolay değil. Bir de içeri girdiğiniz zaman kafesin içinde kalma gibi sıkıntınız var. İşte Renekton üzerine atlamış oluyor, Natürsün üzerine atlamış oluyorsunuz. O yüzden o maçtaki kadar etkili olur mu bilemiyorum. Bir de bu maçta farklı olan durum şu. Rilic ilk iki maçta erken oyunda, orta oyunda fena durumda değildi ama yalnız. Yakalandı. Orada yakalandı Kunduz. Rilic de yaklaşıyor buraya, Kunduz çıkacak. Rilic fena durumda değildi ama 361 Efe hep oyunun önünde ilerliyordu. Özellikle Kindred maçında. Bu sefer rakibine karşı önde. Alt korda orada Renato ultisi kullanıldı. Padia. Onun üzerine agresif oyun Ryup'tan. Son vuruş gelmiyor Ryup.
Kuleye düşecek mi acaba? Otomatik saldırılar gelmeye devam ediyor. Ultisi var Meşe'den ama kullanabileceği manası yok diye görüyorum. Relax. Ulti ile birlikte Ryuf'un üzerine gitmek isteyecek ama çok iyi hamle Carry'den. Hemen tekme için de 361 F'e bekliyordu zaten. Tokalaştılar. Kızı rahat bırak dedi. O da uzaklaştı oradan. Rulech. Ve yani kule altında ölmeyen Padiye gerçekten çok istedi skoru Ryuf. İçeri girdi. Kuleden yaklaşık 4 vuruş falan yedi. Aynı zamanda yani Jinx de vuruyordu. Oradan çıkmayı başardı. İşte nereden 361 F'den bir tekme. İnsek çok istedi, yere gitmedi ve ses dalgası kaçtı ama. Yine de skoru buldu Ryuf. Şimdi Rulech. Burada Ryuf skorunu alacak. Ardan ultiyi de kullandı. Kralın hükmünü bir kez daha kullanıyor. Uzaklardan bir yetenek. Ve Carry de düşecek gibi görünüyor. Son bir vuruş. Son vuruş artık Rulech'ten gelecek. Rulech 3. skorunu buldu bu maçtaki. Sonunda kendine geldi. Ya onun kendine gelmesine çok ihtiyacı vardı. Sub tarafının. Bu sefer de orta koridorda Padia'dan güzel oyun. Kafeste kullanılıyor. Kunduz da çok rahat bir skor oldu. Papara süpürmesi bile son 30 saniyede. 3 veya 4 skor buldu tam emin değilim ama tüm kontrol şu anda Sub Blaze'de. Ve de üst tarafta da Naknako'yu kule altından çıkarmayı başardı Aytekin. Yani bir anda böyle kendine geldi takım. Haritada inanılmaz bir üstünlük almayı başardılar. Sup'un seriye dönüş anı bu mu acaba Yifone? Yani tüm şartlar oluşmuş gibi görünüyor Johnny. Ki zaten herhangi bir lüksü de yok bu maçı. Kaybetme gibi bir lüksleri yok seriye dönmek istiyorlarsa. Yalnız 361 F'e dakika 14'e geldik ve hala alameti kullanmamış. Üst korda oradan Naktako'nun yakalandığını görüyoruz. Sıçraya attı Naktako. Çok az canı var. Ateşle oynuyor ve oradan uzaklaştı. Alamet hiçbir şey getirmeyecek Fenerbahçe'ye. Evet. Yani bir kullanma fırsatı bulamadı. Şu ana kadar 361 F'e. Ama orta koridorda şu an Veigar yokken direkt Kunduz'un ittirmesiyle beraber bir sonuç almak istiyorlar. Yalnız Fenerbahçe burada yoğunlaştı. O alameti savunmak isteyeceğini biliyor rakibinin. Belki bir savaş izleyebiliriz. Kuleyi düşürmeyecek alamet. Ekstra altını da getirmeyecek ama yine de orta koridor kulesinin yanı bayağı bir azalıyor burada. Çamunagazo yırtıcısıyla korkutucu bir şekilde ilerliyor. Carry kötü bir pozisyonda kaldı. Patlangaç bırakıldı oraya. Ve Ryup düşüyor. Ryup düşmeden önce hasarının maksimumunu bırakmak istedi. Kurtarma paketi olduğu için üzerinde. Meşe'ye de fena bir hasar vermedi ama 8. skorunu buldu. Sub Blaze. Yani şimdi de rakibin ormanı alıp üst koridora ilerlemek istiyorlar. Yırtıcı Veigar gerçekten. Oo, bu sefer de Naktako'yu yakaladı. Şamanagazo ultiyle birlikte bu skoru da buluyor. Veigar bir sonraki maç banlanacak gibi Johnny. Sub eğer kazanırsa. Bilmiyorum sadece Veigar mı sorun ama bu maçta bu sefer Fenerbahçe bir çevirmiş mi oldu? Ve yaklaşık bir 5 dakika önce falan başladı olaylar. Alt koridor civarında. Ve o olaylar başladığından beri Veigar, işte Viego hepsi maça geri döndüler ve gayet iyi duruma geldiler. Ya Fenerbahçe'nin şey Dark Prince serisinde de böyle bir şey olmuştu, boşluk. Boşluk diyeceğim ben buna. Çünkü hakikaten her şey yolundayken bir anda böyle takıma bir şeyler oluyor. Böyle sağlarına sollarına bakmamaya başlıyorlar ve kopuyorlar oyundan. Dark Passage de çok iyi değerlendirmişti. Burada aynı şekilde Papara Supremacy Blaze Academy de bunu çok çok iyi değerlendirdi. Ve şu an yani maçı kazanmak için bütün şartlar olgunlaştı onlar adına. Korda orada ulti kullanıldı Renat atan ama Aytekin düşürecek hasar sahip değil uzaklardan. Bir de roket geliyor. Ryum sıçrayı kullandı. Yalnız kaçabileceği bir yer yok. İki skor birden alt koridorda. Burada da Naktako yakalanmış. Durum 12-3'e geldi. Altın farkını 5000'e çıkardı. Papara süpürmesi Blaze. Ve seri şimdiden 2-1'e göz kırpıyor. Aynen dediğin gibi. Yani çok acayip. Üst koridorda bir anda Renekton'un kazanan pozisyona geçmesi, orta koridorda Veigar'ın bu kadar öne geçmesi, alt koridorda
Yani şey çok iyi başlamıştı. Rüyup skorda vardı. Koridor hakimiyeti tam, tamamen onların tarafındaydı ama bir anda her yerde topu düşürdü Fenerbahçe tarafı. Yani şu an haritada bütün kontrol Sup için. Bakıyorum evet. Her yerde onların kontrolü var. Ve kontrol böyleyken, bu durumdayken Fenerbahçe Akademi'nin oynama şansı çok az. Çünkü kafa atacak şampiyonları yok en basitinden. Ki Alev Ruhu da şu an geri sayım. Yani Papara Supremacy Blaze Akademi'ye gidecek eğer oraya bir şey yapamazsa Fenerbahçe tarafı. Çok zor işleri. Şimdi orta koridor kulesini istiyorlar. Kafes kullanıldı. 360 grafik iyi bir noktada bekliyor ama... İçeri girecek mi? Sasha ile birlikte bir insek. Hemen kitle kontrol zinciri. Çamaragoz'u düşecek. Kurtarma paket devreye girdi ama 361 Efe'de düşüyor. Yan taraftan harika bir ayartan öpücük geliyor Kunduz'dan. Ve iki skor Rüyup'a gitti. Diğer tarafta ejderi almak istiyor Hledge. Üçüncü ejderi kazandırdı takımına. Ayartan öpücüğe bir sıçra. En azından bir yaşam sinyali Fenerbahçe evet. tarafında. Böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Bu noktada da 361 Efe imdada yetişti. Sahneye çıktı. Gerçekten çok kritikti bu. Yani dümdüz kaybediyordu Fenerbahçe tarafı. Şimdi en azından bir umutları oldu. Üst koridordan Naktakado bir kule çıkarıyor. Yalnız burada çok fazla vakit geçirmemeleri lazım ve pozisyon tekrarı. Gerçekten güzel oynuyor burada. Minyona ses dalgası tuttuktan sonra arkasında totemle koruma güdüsüyle gidiyor ve sonra sıçrayla mesafeyi kapatıyor ve Veigar buna herhangi bir tepki veremiyor. Yalnız o pozisyonda hem Çamanagazo sıçrası var. Lise'nin o hamlesini tabii öngörmek çok kolay değil. O sıçrası varken insek geliyor. Devamında da Jinx'in sıçrası varken Ayarton öpücük geliyor. Yani iki tane taşıyıcısı da aslında önemli anda o sıçrasını devreye sokamıyor. Evet yani şunu eğer savuşturmayı başarsa bir şekilde Papara Supremacy Blaze tarafı belki de dümdüz galibiyete koşacaklar. Çünkü üçüncü dağ ejderini alacaklar. Gayet yine almayı başardılar ama daha böyle net bir şekilde alacaklar. Ekstra altınları vermeyecekler. Ki harita görevleri devredeydi o sırada. Yani bir şekilde maça dönmeyi başarabilir yine Fenerbahçe tarafı. Ama yine kolay değil o iş. Onu söyleyeyim. Ama en azından iyi bir başlangıç yaptılar. Ya yine çok bir şey kaybetmediler aslında. Karşımda işte ejder alındı. Ve devamında hani çok fazla rakibinden kaynak vesaire de alamayacak ormanında. Karşılaşmaya geri dönüyoruz. Duraklatma sebebi bir mouse problemi olmuş Fenerbahçe tarafında. Hemen o problem, ekipman problemi giderildi gibi görülüyor hızlıca. Ve karşılaşmaya geri döndük. Dakika 19. Aradaki altın farkı 4000'e düştü tabii. 5000 civarındaydı o fark. Ve Relation kullanabileceği bir alamet var. Evet. Bakalım. Aslında orta koridorda kuleyi almak için rahatlıkla kullanılabilir ama ondan önce minyon dalgasını böyle ittirip o alametin bir kazaya kurban gitmesini istemiyor. Hatta burada Jinx'in yapacağı bir iki tane otomatik saldırı da yetecektir. Orta koridor kulesi alındı. Aldığı kule sayısını 3'e çıkardı. Papara Supremacy Blaze. Peki yani Naktako yan koridorda aldığı kaynaklarla maça dönebilir mi sence Johnny? Çünkü ikinci eşyayı bitirmedi hala. Aytekin yani şu an birebir de üstünlüğü kuruyor Jayce. Renekton'la yani, beraber. İlerleyen dakikalarda belki mümkün olabilir ama yani bunun için biraz daha vakit lazım. Yani Muramada bitecek, yükler tamamlanacak. Birazcık daha vakti var ki o sırada Renekton illa Jayce'in karşısında kalmak zorunda değil. Şu an şu gücüyle gelip bir takım savaşını ki bu bir alev ruhu savaşı olacak. Oradan üzerine düşeni yapsın zaten yeterli kazanmak için. Üst koridordaki ikinci kuleyi istiyor. Alameti de açtı burada. Papara Supremacy Blaze Akademi. Sanki alamet biraz fazla oldu. Canı gitmedi bu arada. İnhibitor kulesine zorlayacaklar mı bakalım. Yan tarafta 361 Efe. Biraz riskli bir yerde. Kitle kontrol zinciri geliyor. Natürlis ultisi de bırakıldı. 361 Efe'den kullanılan bir tekme var. Kurtarma paket devreye girdi ama hayata dönemeyecek orada. Ağızcan'da skoru buldu. Kralın hükmünü kullandı. İkinci skoru da bulmayı başardı. Carry'i de düşürüyorlar. Naktako'dan kullanılan bir sıçra çok Ağızcan'la uzaklaşıyor. Ama savaşı isteyen taraf Fenerbahçe'ye de çok iyi cevap geldi. Surprise'ı. Yani Kunduz tam vaktine yetişemedi galiba oraya. Baron mu? Evet.
Öyle o gözüküyor. Dur, işinden kullandın Aktako. Şu an tertemiz baronları var. Sub tarafının ve diğer taraftan Naknako eksir altın istiyor kuleden. Evet, ki baronu yani, zaten bırakma kararı gelmiş. Yani burada savaşsalar da çok sonuç alabilecekleri bir pozisyon yok. Bu kadar gerideyken ve herkes bu kadar öne geçmişken sub tarafında. Fenerbahçe bunu bırakma kararı aldı. Bir buçuk dakika sonra dördüncü ejder var. Burada görüş almak istiyorlar. Hazır rakip takım sıfırlamışken baron sonrası. Maksimum görüş ve hatta hazır bir görüş almışken birisini aradan çıkarım diyorlar. Şu an görüyorlar. Güzel bir hedef geliyor onlara doğru. Geç kırmızıyı aldık. Padiye ayartan öpücük. Hep buz ve kitle kontrolle bir skor bulmayı başardı Fenerbahçe. Yalnız ejder savaşına Padiye yetişecek. Yanı sıra Çamanagazo Rabadon'la geliyor. O da ikinci eşyasını tamamladı. 650 mi? Yo, 722 olmuş. Tabii baron güçlendirmesi var o yüzden. Tamam. Şey de var. Alevecileri de var bir tane. Okey. Normal çünkü 650-700 civarındadır. İyi bir oyun geçirdiğin normalde. Çünkü 600 ila 700 demiştim ben. İyi oyun geçirdiği için 650-700. Bir de üzerine ekstra güçlendirmeler. Şu an 700'ün üzerine çıkmış. Ki full rotasyon eşittir skor anlamına gelecek. Herhangi bir şampiyona. Çünkü bakıyorum kronometre yok şu an kimsede. Fenerbahçe tarafında. Aytekin yalnız üst korda orada Naktako'yu buldu. Ultisini açıp üzerine gidiyor. Naktako rakibini ittirdi orada. Sıçrası yalnız var. Aytekin'in sıçrası var. Sıçrakıyor skoru getirir. Kes, ama bitiş, bum. Gerek bile yok. Çok rahat bir skor buldu Aytekin. Sanırım ejderi bırakacak rakibine. Herhangi bir oyun denemeyecek orada Fenerbahçe. Hatta yalnız Rılaç yakalandı Kunduz. Çok iyi bir hasar bıraktı Rılaç'ın üzerine. Önemi yok ama kalıcı değil o hasar. Üst koridoru kim tutacak şu an? Fenerbahçe tarafından giden kimse yok. 361 Efe buraya yaklaşıyor ama ejder çoktan bitti bile. Alev ruhu. Burada Supermassive'de. Kunduz biraz önde kaldı. Ultisini kullanmak durumunda kaldı. Şimdan da geliyor buraya. Kerim'in de sıçrası var. Kunduz onun üzerine bir sıçra geldi. Arka tarafta bir tekme attı 361 Efe ama. Şimdiden iki skor daha bulmayı başardılar. Ryu Fulti kullanıyor agresif bir şekilde. Skor almak için yeterli olacak mı? Skor Kerim'de kaldı yalnız. Katliam geliyor burada. Naktako hayata geri döndü. Ama 4 skor çıktı zaten. Dakika 24'te Alev ruhuna sahip 6000 altınlık bir üstünlük yakalamış Papara Supermassive Blaze. 2-1'e doğru adım adım ilerliyor. Yani geçen maçta konuşuyorduk ya işte Papara Supermassive Blaze Akademi'ye bir böyle birileri gelip mentalini toparlamalı. Bazen buna gerek kalmıyor. Bazen öyle bir maç oynuyorsunuz ki kendi kendine toparlanıyor. Bu tip maçlar çünkü direkt sizi geri döndürür ve Naktako bir kez daha tekleyecek bakalım. Naktako rakibin üzerine gitti ama bir kafes var orada. Hep buz tuttu. Çok rahat bir skor olacak bu. Çamanagazo ultisi yokken yani o kadar fazla hasara sahip ki şu an. Her W bir ulti şu an. Çok daha fena. Çok büyük bir çünkü yetenek gücü oranına sahip. Ve burada yani pozisyonun dışında kaldığını görüyor Fenerbahçe tarafının ve ışınlarını kullanıyor Aytekin. Arkada herhalde en büyük tehdit şu an Kunduz hareketliliğiyle. Ryup içeri giriyor bari şurada bir şeyler çıkalım diyor. Zaten öldük ama her ne kadar bir tane skor çıkarmayı başarsa da günün sonunda orada 4 tane skoru veriyor. Diğer tarafta zaten Naknako bir önceki pozisyonu ölmüştük. Kunduz oradan çıkabilecek mi? Sıçrasını kullandı hala ultisinin yükleri var. Yokmuş. Rılaç. Rakibin üzerine gitti. Şimdi bir kronometre Ayarton Öpücük'le birlikte. Yalnız Rılaç. İkinci kulede hasar verecek ona. Kunduz çok riskli bir yerde ama kurtarma paketi olduğu için rahatlıkla ilerledi. 40 saniye ölüm süresi. Biraz nefes alacak Fenerbahçe. Karşılaşmaya geri dönmek için kesinlikle sadece bu skor yeterli değil. Ama daha fazlasını istiyorlar mı bakalım? Ne oldu 361 Efe'ye? Veigar çarptı. Orta koridordaki Nimtor Kulesi'ni istiyor şimdi. Papara Supermassive Akademi kule düşmek üzere. Ama minyonlar temizlendikten sonra daha fazla devam etmediler. Ya Çamanagazo'nun sen az önce o W yeteneğinin hasarından bahsetmiştin karanlık maddeden. Şu anda 988 büyü hasar veriyor. Ki onu engelleyebilecek öyle üzerinde büyü direnci eşyası olmadığı için yani neredeyse bu hasar gerçek hasar sayılır.
rekorda orada. Kuşatmada kara delikte bırakıldı. İnivitok kulesi düştü. Alt tarafta Aytekin ikinci kule için hem minyonları ittiriyor hem de rakip orman kaynaklarını da alıyor yavaş yavaş. Yani koruyucu meleğini de bitirmiş Renekton. Zaten oyunun çok önünde. Peki Johnny, bu maç Fenerbahçe tarafından asla çevrilemez bir maç mı? Meşhur son sözler Johnny'den. Çevrilemez. Döndürülemez. Döndürülemez bir maç bu. Evet. İşte bak, meşhur son sözler. Böyle durumlarda hep böyle bir şey pay bırakırım. Çünkü sonradan bunu yaşadıktan sonra çok böyle acı tecrübelerim var. Böyle 0-7-1 Wayne'in olduğu maçta bu maç dönmez dedikten sonra Wayne'in 7-7-1 ile falan maçı bitirmesi. Peki yüzde ver şu an. Yüzde kaç kazanır bu maçı şu an? Dakika 27. Ya şimdi 90. Çevremez deyince %100 diyorum. Bunun şeyle amacımsı yok. Yok, sen bir pay bırakayım falan dedin ya, o yüzden. Ha, %3. 97 mi sup kazanır? Evet. Peki. Ve o %3'ü neye göre verdin? Renato ultisi bir tane. Hmm. Karıştırabilir ortalığı. Evet, bu kadar güçlenmiş bir Jinx'e tutarsa arındır da yok meşeydim. Yani döndü Veigar'ı parçaladı. Ne yapabilirsin? Anagazo çok iyi bir kara delik kullandı. Nakdako yakalanıyor. Hasar almadı şimdilik ama Padilla kötü pozisyonda kalabilir. O da kronometreyi kullandı. Arka tarafta Anagazo. Ya ultiyle 1000 mi 1500 mü vurdu bilmiyorum ama tekledi orada Nakdako'yu. Kunduz'u da alıyor. Şimdi Baron isteyecek sanırım. Papara Supremacy Blaze. Peki, şey merak ediyorum. Anagazo, Anitam'ın zincirlerini kime bağlamış? Herhalde arkaya gelebilecek tek Kai'Sa var. Ona mı bağlamış? Ya da Ahri mi? Bilmiyorum. Ya bilmiyorum ama Ahri olabilir bence. Bu arada Baron düşmek üzere. 361 efendim. İyi bir zamanlama. İyi denedi. İyi denem ama. NT bu. Baron burada. Relash'te kalıyor. Ve dakika 28'de 11.000 altın önde alev ruhuna sahip artık oyunu bitirmeye giden bir Papara Supremacy Blaze Akademi var. Ryup çok daha güvenli bir yoldan gitmek istiyor ama artık oralar da güvenli değil onun için. Şimdi ormanın diğer tarafında üste dönmek isteyecek. Padilla da takım arkadaşlarının yanına doğru geliyor. İlk inimitör düştü. İkincisi de üst korda oradan düşüyor. Kunduz kara deliğin içinde kaldı. Öldü. Üzerine bir sersemletme kurtarma paketi geliyor ama o kadar hızlı eridi ki Grimar'ı neredeyse göremedik. Ve 29 dakikanın sonucunda Papara Supremacy Blaze Akademi karşılaşmanın sonuna doğru. Artık sadece önlerinde bir Nexus var. 361 Efe skorunu da buldular. Daha fazla skor istiyorlar bitirmeden önce. Nakdako da düştü. Ve durum 2-1. Seride bir geri dönüş sinyali şimdiden Supermassive'den